Yeni özelliklerimize devam ederiz arkadaşlar. Yeni bir örnek. Bu noktalara BC ve diyelim arkadaşlar. BC'nin boyuna 5 santimetre diyelim. Şurası 4 santimetre olsun arkadaşlar. Sizden halkanın alanı bulmanızı isteyin. Bu da aslında çizdiğimiz son çözdüğümüz sorulara uygun bir soru arkadaşlar. Bakın halkanın alanını bulacağız. AT'nin çemberi T noktasında teğet olduğunu söylemiş. Bunu aslında çemberi bir K noktasında daha kesecek şekilde uzatabilirsiniz arkadaşlar. Küçüğe teğet, büyüğe kilişlik yapmış oluyor. Şimdi ihtiyacımız olan şey burada AT uzunluğu. Eğer bunu bulursak pi çarpı x'in karesi bize alanı verecek zaten arkadaşlar. Halkanın alanı verecek. İşte bu x'i bulmaya yönelik işlemler yapalım. AD üzerinden işlem yapabiliriz arkadaşlar. Bakın hemen şunu düşünün. Çemberin merkezinden kirişe indirilen dikme bunu iki eşit parçaya ayırır. 5 bölü 2, 5 bölü 2 diye ayırdık. Merkezden büyük kirişe ait, büyük çemberin kirişine indirilen dikme de bunu iki eşit parçaya ayıracak. Kirişten sonraki parça 5 bölü 2 artı 4 ise sol tarafında kalan parça da 5 bölü 2 artı 4 olacaktır. Yani AB uzunluğu 4 santimetredir arkadaşlar. Bunu kolaylıkla görebilirsiniz. Biz artık burada x'i bulmaya yönelik işlem yapacak olursak bakın. AT küçük çembere ait bir teğet. AC'de küçük çembere ait bir kiriş. Teğet de kirişe dış kuvvet uygularsanız teğet uzunluğunun karesi kiriş üzerindeki ilk parçayla tüm parçanın çarpımına eşitti. Yani 4 çarpı 4 artı 5 dersek x kare buradan 36 çıkar arkadaşlar. Halkanın alanında x kare yerine 36 koyarsanız aradığınız halkanın alanı 36 pi birim kare çıkacaktır arkadaşlar. Halkanın alanını da son olarak bu şekilde hesaplamış olduk arkadaşlar. Şimdi bir iki tane daha sonuç yazıp artık dairede alan konusunu noktalayalım. Konuyu sorularla, örneklerle pekiştirmeyi deneyelim. İki dairenin birbirine teğet olmasından bahsetmiştik daha önce. Eğer iki çember birbirine tek bir noktada değiyorsa biz bunlara birbirine teğet olan çemberler demiştik. Gördüğünüz gibi dıştan teğet çemberler çizdik. Şimdi bu çemberlerin birbirine değdiği noktadan geçecek şekilde bir AB doğru parçası çiziyoruz. Bu AB doğru parçasının küçük çember üzerinde ayırdığı kesit ve büyük çember üzerinde ayırdığı kesitle ilgili konuşacağız arkadaşlar. Bakın buradaki parçalara biz A ve B diyecek olursak buradaki kesitlerin alanları ki buna S1 diyelim arkadaşlar. Buradaki kesitin alanına da S2 diyelim. S1'in alanının S2'nin alanına oranı buradaki kirişlerin uzunluklarının oranlarına bağlıdır arkadaşlar. Buradaki B bölü A değerinin karesini aldığınız zaman arkadaşlar S1'in alanının S2'nin alanının oranını hesaplamış oluyorsunuz. Çember üzerinde kalan kiriş parçalarının karelerinin birbirine oranı alanların oranı verecektir. Şuradaki dairemizi biraz daha düzgün çizelim. Burası da S noktası olsun arkadaşlar. Şu uzunluk 7 santim olsun. Bu uzunluk 4 santim olsun. Şuradaki alanı S1 ile ifade edelim. Buradaki alanı S2 ile ifade edelim. S1 artı S2 toplamı 130 pi birim kare ise S1 eksi S2 nedir şeklinde bir soru soralım arkadaşlar. Aslında artık kuralı biliyorsanız gayet basit çözeceğiz soruyu. Ancak biz biraz işlem yaptırmak için soruyu uzatmaya çalıştık. Dikkat ederseniz burada ortak bir kiriş çizmişiz. Büyük
Kirişimizin uzunluğu 7 santimetre, küçük kirişimizin uzunluğu 4 santimetre. O zaman buradaki alanların oranı 7'nin karesini kullanırsan burası 49S, 4'ün karesini kullanırsan burası da 16S olacaktır. Karelerle orantılı olacaktır arkadaşlar. Bu durumda 49S artı 16S 130 pi olarak verilmişti. 49'da 16 eklersen burası 65S eder. 130 pi'miş arkadaşlar. İki tarafı 65'e böldüğümüz zaman S'in 2 pi olduğunu söyleyebileceğiz arkadaşlar. S bile 49S demiştik. Yani burası 49 çarpı 2. 2 pi 98 pi eder. Burası 16S olduğuna göre 16 çarpı 2 pi'den burası da 32 pi'dir arkadaşlar. Bizden bunların farkını istemiş. Hemen şurada hesaplayalım. 98 pi'den 32 pi'yi çıkartırsanız burada 66 pi'lik bir alan kalacaktır arkadaşlar. S1 eksi S2 dediğimiz fark gördüğünüz gibi 66 pi çıktı arkadaşlar. Dairede alan konusunu aslında burada özetleyebiliriz arkadaşlar. Size anlatacağımız özellikler bu kadar. Şimdi soru çözümlerimizle konuya devam edelim.